Cenab-ı Hakk'ın havli ve inayetiyle Birinci Söz isimli eserin mütalaasına başlıyoruz. Cenab-ı Mevla, hacmi küçük, manası ise büyük olan bu risaleden istifadeyi cümlemize nasip etsin. Amin. Üstadımız birinci söze şöyle başlıyor. Bismillah, her hayrın başıdır. Kur'an okumaktan tutun, abdest almaya, duaya başlamadan tutun, cihada çıkmaya, bir ilmi tahsil etmekten tutun, sadaka vermeye kadar her hayırlı işe besmele ile başlanır. Besmele adeta bütün hayırların tacıdır ve bereketidir. Hatta besmele sadece hayırların başı değil, su içmek, yemek yemek, elbise giymek, evden dışarı çıkmak gibi her mübah işin dahi başıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlar gibi mübah işlere dahi besmele ile başlamış ve bizlere besmele ile başlamamızı nasihat etmiştir. Besmele hakkında bazı hadis-i şerifleri nakletmek, besmelenin kıymetini anlamamız hususunda bizlere yardımcı olacaktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, besmelesiz başlanan işler hakkında şöyle buyurmuştur. Besmelesiz her iş güdüktür. Yani besmele ile başlanmayan her iş yarımdır ve tamamlanmamıştır. Dolayısıyla besmele her hayrın başı olduğu gibi aynı zamanda her hayrın da tamamlayıcısıdır. İbni Ömer radıyallahu anh hazretlerinden nakledilen bir hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Cibril-i Emin bana vahiy getirdiği zaman ilk önce Bismillahirrahmanirrahim derdi. Hazreti Enes radıyallahu anh'dan rivayet edilen başka bir hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim kendisinde besmele bulunan bir kağıdı çiğnenmesin diye hürmetle yerden kaldırırsa Allahu Teala katında sıddıklardan, en sadık kullarından yazılır. Anne babası kafir de olsalar azapları hafifletilir. Görüldüğü gibi besmele her hayrın başıdır ve her hayrın tamamlayıcısıdır. Hatta her kim mübah bir işe başlarken besmele çekerse o mübah iş de o besmelenin hürmetine, hayra ve sevaba döner. Biz dahi başta ona başlarız. Demek birinci söz besmelenin bir mana tefsiridir. Ona başlarız demek onun manasını izaha başlarız demektir. Üstadımız gerçekten de bu birinci sözde besmeleyi emsalsiz bir şekilde tefsir ediyor. Devam eden derslerde inşallah bunu hakkal yakin göreceğiz. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi. Bil ey nefsim hitabından şöyle bir hissemiz olsun. Üstad Hazretleri kendi nefsine konuşuyor. Çünkü nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Üstad Hazretleri ki alimdir, allamedir, bu hakikatler onun fikrine doğmuş ve gönlünde pişmiştir. Buna rağmen kendini muhatap yapıyor ve kendi nefsiyle konuşuyor. Belki de bize bir usul gösteriyor. O halde bizler de risaleleri okurken kendi nefsimizi muhatap almalıyız. Mesela ben anlatırken size değil, kendime anlatmalıyım. Öğretirken size değil, nefsime öğretmeliyim. Sizleri belki nefsimin ders arkadaşı kabul etmeliyim. Kendimi en muhtaç, en zavallı bilmeliyim. Böyle bilirsem istifade eder ve manevi yaralarıma merhem sürerim. Sizler de okurken kendinizi muhatap kabul ederek okumalısınız. Risalelerin size özel yazıldığını düşünmeli ve her bir kelamı bir merhem bilip manevi yaralarınıza sürmelisiniz. İşte bil ey nefsim hitabında böyle bir ders vardır. Üstadımız kelamın devamında şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi buyurdu. Nişan, işaret, iz,
belirti ve alamet demektir. Besmele'nin İslam nişanı olması şudur. Mesela Avrupa'ya, Asya'ya, Afrika'ya veya dünyanın herhangi bir ülkesine gitseniz ve orada yemek yerken besmele çeken birisini görseniz hemen dersiniz ki bu Müslümandır. Ya da mesela orada bir kişinin arabaya binerken, arabadan inerken, su içerken ya da bunlar gibi bir işe başlarken besmele çektiğini işitseniz hemen onun Müslüman olduğunu anlarsınız. İşte besmele bu cihetle İslam'ın nişanıdır. Cami gibi, ezan gibi, namaz gibi İslam'ın bir alameti ve izidir. Bu alamet kimde gözükse onun Müslüman olduğuna hükmedilir. İşte besmele böyle bir nişandır ki niceleri o nişan sayesinde Müslüman olmuştur. Üstad Hazretleri birinci sözde Bismillah bütün mevcudatın lisan-ı haliyle virdi zebanıdır diyor. Virdi zeban dildeki tesbih, sık sık tekrar edilen dua ve devam edilen zikirdir. Lisan-ı hal, hal lisanı demektir. Lisan, hal ve kal olmak üzere ikiye ayrılır. Kal lisanı, dil lisanı demektir. Hal lisanı ise beden ve vücut lisanı demektir. Mesela bir çiftçinin tarlayı kazması hal lisanı ile ekini istemektir. Bir öğrencinin dersine çalışması hal lisanı ile ilim istemektir. Bir hastanın doktora gitmesi hal lisanı ile şifa istemektir. Bütün bunlar hal lisanı ile bir konuşma olup mahlukatın da böyle bir konuşması vardır. Mahlukat da lisan-ı halleri ile çok şeyler söyler. Bunlardan birisi de Bismillah demeleridir. Üstadımız bütün mevcudatın lisan-ı halleriyle Bismillah dediklerini ve bunu virdi zeban ettiklerini söylemektedir. Besmele'nin manasını izah ettiğimizde mahlukatın nasıl Bismillah dediği daha iyi anlaşılacaktır. Bismillah Allah'ın ismiyle demektir. Peki Allah'ın ismiyle olan şey nedir? Mesela Ebde'u Bismillah. Allah'ın ismiyle başlarım olabilir. Estaînu bismillah, Allah'ın ismiyle yardım dilerim olabilir. Ef'alu bismillah, Allah'ın ismiyle yaparım olabilir. Daha başka şeyler de olabilir. Konumuza bakan en uygun takdir ef'alu bismillah. Allah'ın ismiyle yani onun kudret ve kuvvetiyle yaparım takdiridir. Her bir mahluk kendi kuvvet ve kudretinin çok üstünde işler yapması cihetiyle Bismillah der. Yani der ki, bu işi yapan ben değilim. Ben Allah'ın emriyle hareket ediyorum. Onun kudret ve kuvvetine dayanıyorum. Bütün bu işler Allah'ın kudretiyle oluyor. Ben sadece o kudretin bir perdesiyim. Sözün özü, Bismillah'ın manası, mahlukatın aczini ve cehlini itiraf edip kendilerini hakiki faillikten azletmeleridir. Her bir mahluk kendindeki aczi mutlakın ve cehli mutlakın lisan-ı haliyle Bismillah der. Bu cümleden ödevimiz şu olsun. Başımızı kaldırıp aleme bakalım. Sebep ile netice arasındaki dengesizliği gördüğümüzde sebebin lisan-ı haliyle Bismillah dediğini işitelim ve o sözü biz de lisan-ı kalimizle tekrar edelim. Mesela bala bakalım. Bal arısının lisan-ı hal ile Bismillah dediğini, yani bu balı ben yapmadım. Ben ancak Allah'ın emrinde çalışan vazifedar bir memurum dediğini duyalım. Ve biz de Bismillah diyelim. Tohumdan çıkan çiçeğe bakalım. Tohumun lisan-ı hal ile Bismillah dediğini, yani bu çiçeği ben yapmadım. Ben ancak Allah'ın kudretinin bir perdesiyim dediğini duyalım ve biz de Bismillah diyelim. Buluttan yağan yağmura bakalım. Bulutun lisan-ı hal ile Bismillah dediğini. Yani bu yağmuru ben yapmadım. Ben ancak kudret-i ilahiyenin bir perdesiyim dediğini duyalım ve biz de Bismillah diyelim. Ve hakeza. Mahlukatın Bismillah'ı nasıl virdi zeban yaptığı ileride tekrar izah edilecek. Burada bu kadar söz yeterlidir.
Ben de bu makamda Bismillah diyorum. Bismillah diyerek şu manayı kastediyorum. Yazdığımı ben yazmadım. Belki bana yazdırıldı. Yazdıran da o, okutan da o, bizi bu hizmette istihdam eden de o. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Üstad Hazretleri, Bismillah'ın tükenmez bir kuvvet ve bitmez bir bereket olduğuna dikkat çekti. Kuvvet ve bereket kelimelerinde insanın iki yarasına iki merhem vardır. Şöyle ki, insan gayet acizdir ve fakirdir. Acizdir lakin düşmanları çoktur. Fakirdir, ihtiyacı ise nihayetsizdir. Böyle aciz ve fakir bir insanın dayanacağı bir kuvvete ve ihtiyacını karşılayacağı bir berekete ihtiyacı vardır. İşte o kuvvet ve bereket Bismillah'ın içindedir. Kim ki bu kelamın manasını keşfetse ve bu kelamı kendine virdi zeban etse, bu kuvveti bulur ve berekete sahip olur. Üstadımız Bismillah'ın tükenmez kuvvetini ve bitmez bereketini şu misalle anlatıyor. Şöyle ki, Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. Misalde de aynı iki noktaya dikkat çekiliyor. Ve deniliyor ki, ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Şakilerin şerrinden kurtulmak kuvvet cihetine, hacatını tedarik edebilmek de bereket cihetine bakmaktadır. Yine devamında gelen, yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. Cümlesi de aynı iki noktaya dikkat çekmektedir. Hadsiz düşmana karşı perişan olmak, kuvvet cihetindeki mahrumiyete, ihtiyacına karşı perişan olmak ise bereket cihetindeki mahrumiyete bakmaktadır. Üstad Hazretleri hiçbir kelimeyi gelişi güzel söylemiyor. Kelimelerin birbirine bakan bir yüzü ve birbirine kuvvet veren bir ciheti var. Risaleleri okurken bu cihetleri bulup çıkarmalı ve kelamın manasına iyice nüfuz etmeliyiz. Üstadımız misale şöyle devam ediyor. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevaziydi, diğeri mağrur. Mütevazi bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir kati'ut tarika rast gelse der, ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki defolur, ilişemez. Bir çadıra girse o nam ile hürmet görür. Öteki mağrur bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. Misalin devamında da aynı iki cihet muhafaza edilmiş. Bir kati'ut tarika rast gelse der, ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki defolur, ilişemez. Cümlesi kuvvet cihetine. Bir çadıra girse onam ile hürmet görür. Cümlesi ise bereket cihetine bakmaktadır. Yine öteki mağrur bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer cümlesi kuvvetten mahrumiyet cihetine. Daima dilencilik ederdi cümlesi ise bereketten mahrumiyet cihetine bakmaktadır. Yine hem zelil oldu cümlesi kuvvetten mahrumiyete, rezil oldu cümlesi ise bereketten mahrumiyete dikkat çekmektedir. Zira insan korkarsa zelil olur. İhtiyacını karşılamazsa rezil olur. Üstadımız besmeledeki kuvveti ve bereketi izah etmek için bir misal verdi. Misali de bu kuvvet ve bereketle dokudu. Bir reisin ismini alan kuvvet ve bereket buldu. Nefsine güvenen ise bu kuvveti ve bereketi kaybetti. Hem zelil hem de rezil oldu. Bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar.
Onlardan birisi mütevaziydi, diğeri mağrur. Mütevazi bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir kati'u tarika rast gelse der, ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki defolur ilişemez. Bir çadıra girse onam ile hürmet görür. Öteki mağrur, bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. Üstadımız misalin hakikatını şöyle izah ediyor. İşte ey mağrur nefsim, sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöldür. Aczin ve fakrın hadsizdir. Düşmanın, hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir, şu sahranın maliki ebedisi ve hakimi ezelisinin ismini al, ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Misaldeki teşbih cihetlerini bir daha tekrar edelim. Misaldeki yolcu bizmişiz. Çöl bu dünyaymış. Hepimiz bu dünya çölünde bir yolcuymuşuz. Kati'u tarik, yol kesen ise başta şerli insanlar olarak afetler, hastalıklar, musibetler ve insanın huzurunu bozan her şeydir. İsmi alınacak reis ise şu sahranın maliki ebedisi ve hakimi ezelisi olan Allah'tır. Üstadımız burada Allah'ı malik ve hakim isimleriyle vasfetti. Bu vasıf da kuvvet ve bereket cihetlerine bakmaktadır. Malik ismi berekete, hakim ismi de kuvvete bakmaktadır. Yani madem hakimdir, o halde bütün düşmanlarının dizginleri onun elindedir. Onun izni olmadan hiçbir varlık sana düşmanlık vaziyeti alamaz. Ve madem maliktir, o halde bütün ihtiyaçların onun katındadır. Onu razı etsen her matlubunu bulursun. İşte Üstad Hazretleri bu manayı vermek için Allah'ı malik ve hakim isimleriyle vasfetti. Sonra da dedi ki, aczin ve fakrın hadsizdir. Evet, acizliğimiz ve fakirliğimiz nihayetsizdir. Bir mikropla başa çıkabilecek bir kuvvetimiz yoktur. Heybemizde ise ne bir damla su ne de bir buğday tanesi vardır. Hal böyleyken, yani acizliğimiz ve fakirliğimiz bu kadar hadsizken, düşmanlarımız ve ihtiyacımız ise nihayetsizdir. Kör bir akrepten tutun, ayaksız bir yılana kadar. Deprem ve zelzele gibi afetlerden tutun, ciğerlerimize yerleşen bir mikroba kadar. Her şey bize düşman vaziyetindedir. İhtiyacımız ise hayalin gittiği yere kadar uzanır. Hayal nereye gitse oradan bir ihtiyaçla döner. Peki böyle bir vaziyette olan insan ne yapmalıdır? Şu sahranın maliki ebedisi ve hakimi ezelisi olan Allah'ın ismini almalıdır. Yani onun ismiyle hareket etmeli, onun namına başlamalı ve işlemeli ve ona dayanmalı ve ona tevekkül etmelidir. Böyle yaparsan ey nefsim, bitmez bir bereket bulur ve bütün kainatın dilenciliğinden kurtulursun. Ve yine tükenmez bir kuvvet bulur, her hadisatın karşısında titremeden kurtulursun. Yoksa misaldeki ikinci adama benzersin ki, her hadise karşısında titrer ve her şeye karşı dilenci olursun. Risaleleri okurken kelime ve cümlelerin birbiriyle alakasını kurmalıyız. Ancak bu yetmez. Bu sadece manayı anlamak içindir. Asıl olan ise anlamak değil. Manayı ruha, akla, kalbe, latifelere işlemektir. Bunun yolu da tefekkürdür. Risaleleri kendimizi muhatap alarak okumalı ve her okuduğumuz bölümde nefsimizi sığaya çekmeliyiz. Mesela bu bölümde şu soruları nefsimize sormalı ve cevaplarını bulmaya çalışmalıyız. Ey nefsim, sen misaldeki mütevazi kişi misin yoksa mağrur kişi mi? Ey nefsim,
kendindeki aczin ve fakrın farkında mısın? Ey nefsim, şu sahranın maliki ebedisinin ve hakimi ezelisinin ismini ne zaman alacaksın? Ona ne zaman abd ve asker olacaksın? Ey nefsim, eğer onun ismini almazsan ne kadar zelil ve rezil olacağın farkında mısın? İşte böyle sorularla nefsimizi hesaba çekmeli, okuduğumuz yerden, kıssadan hissemizi almalıyız. Risaleleri böyle okursak, inşallah risaleler bizi insanı kamil makamına çıkarır ve bizi sui ahlaktan kurtarır. Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki, senin nihayetsiz aczin ve fakrın, seni nihayetsiz kudrete ve rahmete rapt edip, Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Aczin ve fakrın kişiyi Allah'ın rahmetine ve kudretine rapt etmesi ve en makbul bir şefaatçi olması meselesi çok önemlidir. Zira bu hakikat kişinin maksuduna ulaşmasının en kısa yolunu beyan etmektedir. O halde kim maksuduna çabucak ulaşmak isterse bu hakikati iyi anlamalı ve hayatına geçirme hususunda gayret göstermelidir. Şimdi aczin ve fakrın en makbul bir şefaatçi olması meselesini anlamaya çalışalım. Şefaat, bir kimsenin suçunu affettirmek, kendisinden cezayı kaldırmak ya da o kişinin matlubuna kavuşması için o kimse hakkında yapılan bir istek ve bir istirhamdır. Şefaatin bu manasıyla Kur'an bir şefaatçidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şefaatçidir. Makbul zatlar ve veliler birer şefaatçidir. Aynen bu şefaatçiler gibi acizlik ve fakirlik de bir şefaatçidir. Tabi buradaki acizlik ve fakirlikten maksat, kişinin aczini ve fakrını Allah'a karşı ilan etmesi ve onun rahmet ve kudret dergahında boyun bükmesidir. Yoksa aciz ve fakrını insanlara izhar etmek değildir. Demek kulun acizliğini ve fakirliğini Rabbine karşı ilan etmesi onun bir dilekçesidir. Bu dilekçe ile ihtiyacının karşılanmasını ve düşmanlarından emin olmayı Rabbinden niyaz eder ve o dilekçenin lisan haliyle şöyle der. Ey Rabbim, ihtiyaçlarım çok. Lakin fakirim, düşmanlarım çok ama acizim. Bu acz ve fakr ile ne hacatımı temin edebilir ve ne de düşmanlarıma karşı koyabilirim. Sen ise rahmeti ve kudreti sonsuz olansın. Ben acz elimle kudret kapını, fakr elimle de rahmet kapını çalıyor ve bu iki kapının önünde ihsanının hediyelerini bekliyorum. Üstadımız Besmele'nin tesirini İşaratul İcaz tefsirinde beyan ederken şöyle diyor. Bu itibarla Bismillah kudret-i ezeliyenin taalluk ve tesirini celbeder. Ve o taalluk abdin kesbine ve işine yardım edici bir ruh gibi olur. Öyleyse hiç kimse hiçbir işini besmelesiz bırakmasın. İşte bu ifade aczin ve fakrın nasıl bir makbul şefaatçi olduklarını beyan etmektedir. Kişinin kendisini aciz bilmesi, Allah'ın kudretinin tesirini, fakir bilmesi de rahmetinin tesirini celbetmekte ve bu celb ile gelen ilahi yardım, kulun işine ve ameline yardım edici bir ruh olmaktadır. Aczin ve fakrın ne derece makbul bir şefaatçi olduklarına şu alem de şahittir. Zira en zayıf ve en akılsız hayvanlar en iyi beslenir. Meyve kurtları ve balıklar gibi. En aciz ve en nazik mahluklar en iyi rızkı yer. Çocuklar ve yavrular gibi. Evet, helal rızkın vasıtası iktidar ve güç olmadığını, belki acizlik ve zayıflık olduğunu anlamak isteyen balıklarla tilkileri, yavrularla canavarları ve ağaçlarla hayvanları kıyas etsin. Bununla da anlasın ki, rızkı ele geçirmek kuvvet ve zeka ile değil,
acz ve fakrın ölçüsüne göredir. Ne kadar aciz ve fakir olursa, rızkı ona o kadar kolay gelir. Rızıkta geçerli olan bu kaide, diğer maksutlar için de geçerlidir. Aczini ve fakrını unutanın, tokada müstahak olmasının bir sebebi şudur. Kuvvet ve zenginlik ancak Allahu Teala'ya mahsustur. Hal böyleyken, kulun kendini kuvvetli ve zengin bilmesi, bir kölenin hükümdarın tacını başına geçirerek onun tahtında oturup hükmetmek istemesine benzer. Hükümdarın bir emrini yapmayarak suç işlemekle hükümdarlığına sahip çıkmak arasında ne derece fark varsa, Allah'a karşı kibirlenerek kişinin kendini kuvvetli ve zengin bilmesiyle de Allah'ın bir emrini çiğnemesi arasında o kadar fark vardır. Bu suçun bir tık büyüğü Allah'ın ilahlığına ortak olmayı istemektir. İşte kibir bu sebeple affedilmeyecek bir suçtur. Bununla birlikte sakın zannedilmesin ki aczi ve fakrı takınmak o kadar kolay bir şeydir. Hayır, asla kolay değildir. Bu işin zorluğuna Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri şöyle işaret eder. Tevazu göstermeye çalışmak da kibirdir. Çünkü kendinde bir varlık hisseden tevazu göstermeye çalışır. Gerçek tevazu ehli kendinde bir varlık hissetmez ki tevazu göstermeye çalışsın. Onun tevazu tabidir, yapmacık değildir. Evet, birçok defa aczimizi ve fakrımızı takındığımızı zannederiz. Halbuki bu hal, acizlikten ve fakirlikten ne kadar uzak olduğumuzun delilidir. Zira hala kendimizde bir kuvvet ve varlık hissediyoruz ki, acizliğimizi takınmaya çalışıyoruz. Kuvveti ve varlığı hisseden nasıl hakiki fakir ve hakiki aciz olabilir? Aczi ve fakrı takınmak, Cenab-ı Hakk'ın kudret ve rahmetinde fani olmaktır. Kişinin kendinden vazgeçerek rahmet ve kudretin denizinde boğulmasıdır. Bizim halimiz ise bu halden çok uzaktır. Şunu da hatırlatmak isteriz ki, acz ve fakr Risale-i Nur'un dört esasından biridir. Üstadımız Hakk'a ulaşmak için dört adımdan bahsetmiştir. Bunlar acz, fakr, şefkat, tefekkürdür. Demek acz ve fakr kişiyi matlubuna ulaştırmak hususunda bu derece tesirli bir sebeptir. Ya Rab, kudretinin ve rahmetinin dergahında aczimizi ve fakrımızı birer şefaatçi yapıyor ve senden bu kapılarını aczimizin ve fakrımızın hürmetine açmanı diliyoruz. Amin. Üstad Hazretleri meseleye şöyle devam ediyor. Evet, bu kelime ile hareket eden o adama benzer ki askere kaydolur, devlet namına hareket eder. Hiçbir kimseden pervası kalmaz. Kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Üstadımız Bismillah diyen ve bu kelimenin manasıyla hareket eden kimseyi askere kaydolan ve devlet namına hareket eden kişiye benzetti. Devlet namına hareket eden bir askerin hiçbir şeyden korkusu olmaz. Zira arkasında devlet vardır. O asker bilir ki ne zaman başı sıkışsa devlet bütün kuvvetiyle onun arkasındadır. Onu beslemek, ihtiyacını gidermek, hasta olsa tedavi etmek, hatta ihtiyaç olsa lokmayı ağzına kadar sokmak devletin vazifesidir. Onun tek vazifesi devlet namına çalışmak ve devlet namına işlemektir. İşte bu kişi sırtını devlete dayadığı için devletin kuvvetini bulur. Aciz bir insan derecesinden çıkıp devlet kuvvetinde bir kişi derecesine yükselir. Bu sayede her işi yapar ve her şeye karşı dayanır. Üstadımız şöyle devam ediyor. Başta demiştik, bütün mevcudat lisan-ı hal ile Bismillah der. Öyle mi? Evet, nasıl ki görsen bir tek adam geldi. Bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti ve cebren işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin, o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor.
Belki o bir askerdir, devlet namına hareket eder, bir padişah kuvvetine istinad eder. Tek bir adam bütün şehir ahalisini zorla bir yere sevk edip zorla işlerde çalıştırsa, bundan anlaşılır ki bu kişi kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Zira kendi kuvvetiyle hareket etseydi, gücü bir şehir ahalisine yetmezdi. Değil bir şehir ahalisine yetmek, o ahali içinde tek bir kişiye bile belki gücü yetmezdi. Demek bu kişi devlet namına hareket eden bir askerdir. Kendi kuvvetiyle değil, devletin kuvvetiyle hareket ediyor ve bir padişahın kuvvetine dayanıyor. Ona itaat edenler de ondan çekindikleri için değil, padişahtan korktukları için ona itaat ediyor. Çünkü o asker padişah namına emrediyor. Kendi nefsi hesabına emretmiyor. Sadece padişahın emirlerini tebliğ ediyor. Bu durumda ona karşı gelmek padişaha karşı gelmek gibidir. Ona kötü davranmak padişaha kötü davranmak gibidir. Ona itaat etmek padişaha itaat etmek gibidir. Ona ikram etmek padişaha ikram etmek gibidir ve hakeza. Üstadımız bu misali şu hakikate bağlıyor. Öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki, zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler, başlarında koca ağaçları taşıyor. Dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Üstad Hazretleri bu makamda her şeyin Bismillah dediğine dair 8 misal veriyor. 8'i 9, 9'u 10 yapabilmek için misallerin odak noktasını anlamak zorundayız. Yani şöyle desek, üstadımızın vermiş olduğu misallere sizler de yeni misaller ekleyin. Ancak bunu yaparken aynı manayı ifade etmelisiniz. Eğer bunu yapabiliyor ve yeni misaller verebiliyorsanız bu bahsi anlamışsınız demektir. Misalleri tek başına anlamaya çalışmadan önce misallerin dayandığı temel kaideyi anlamak önemlidir. Bu sayede konu çok daha kolay anlaşılır. Burada verilen 8 örnek sebep ve netice arasındaki dengesizlik deliline dayanmaktadır. Mesela sizler bir çocuk görseniz, tek eliyle bir treni çekiyor. Hemen dersiniz ki, bu treni bu çocuk çekemez. Çünkü bu treni çekmek için büyük bir kuvvete ihtiyaç vardır. Bu çocukta ise bu kuvvet yoktur. Bu durumda bu çekme fiilinin faili bu çocuk olamaz. Olsa olsa bu çocuk bir perdedir. Treni çeken başkasıdır. Bu çocuk benim göremediğim o kuvvetli zata bir perde olmuştur. Benim treni çeken o zatı görmemem yokluğuna delalet etmez. Bilakis bu çekme faaliyeti onun varlığına delalet eder. Bu misaldeki çocuk sebeptir. Treni çekmesi ise neticedir. Sebep ile netice arasındaki dengesizlik sebebi faillik makamından kovar ve başka bir failin varlığını ispat eder. Aynen bunun gibi evvelki misalimiz olan tek bir adamın bir şehir ahalisini zorla bir yere sevk edip zorla işlerde çalıştırmasında adam sebep şehir halkını cebren çalıştırmak ise neticedir. Burada da aynı muhakeme yapılır ve şöyle denilir. Bir şehir ahalisini cebren bir yere sevk etmek ve zorla işlerde çalıştırmak için o şehir halkının toplam kuvveti kadar bir kuvvete hatta daha fazlasına ihtiyaç vardır. Halbuki bu işin sebebi olan adamda böyle bir kuvvet yoktur. O halde bu ahalinin cebren sevkinde ve çalıştırmasında hakiki fail olamaz. Madem fail olamaz, o halde bu adam bir padişahın askeridir. Ve hakikatte işi yapan da padişahın kuvvetidir. Demek bu adama itaat edenler onun zati kuvveti sebebiyle değil, padişahın kuvvet ve kudreti sebebiyle itaat etmektedirler. İşte bu muhakemeyi bizlere yaptıran şey sebep ile netice arasındaki uyumsuzluktur. Üstadımızın bundan sonra verdiği 8 misal bu temele dayanmaktadır. Üstadımız birinci sözde
her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki, zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler, başlarında koca ağaçları taşıyor, dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Bu dersimizde 8 misal üzerinde duracağız. Birinci misal, tohumların ve çekirdeklerin koca ağaçları taşıyıp dağ gibi yükleri kaldırmasıdır. Bu misalde tohumlar ve çekirdekler sebeptir. Koca ağaçları taşımaları ve dağ gibi yükleri kaldırmaları ise neticedir. Bu neticenin meydana gelebilmesi için büyük bir kuvvete ihtiyaç vardır. Halbuki tohum ve çekirdeklerin böyle bir kuvveti yoktur. İşte sebebin gayet aciz olup, neticenin husulü için sonsuz bir kuvvete ihtiyaç olması ispat eder ki, bu neticeyi bu sebebin kendisi yapmamaktadır. Misalimizdeki adamın padişahın kuvvetiyle işler yapıp, bir şehir ahalisini zorla işlerde çalıştırması gibi, sebep olan çekirdek ve tohumlar da kendi başlarına bu işleri yapmamakta. Sultan-ı ezel ve ebed olan Allah'a dayanarak bu koca ağaçları taşımaktadır. İşte bu hakikat çekirdek ve tohumların Bismillah demesiyle temsil edilmiştir. Onların Bismillah demeleri, Allah'a dayanmaları ve Allah hesabına hareket etmeleridir. Demek bu makamdaki bütün misalleri tefekkür ederken sebep ve netice arasındaki dengesizliği ve sebebin kuvvetinin bu işe yetmeyeceğini esas yapmalıyız. Bu ana kaideyi öğrendikten sonra sizler de bu örnekleri çoğaltıp tefekkür boyutunuzu genişletebilirsiniz. Mesela bulut sebeptir, yağmur netice, yumurta sebeptir, tavuk netice, beyin sebeptir. Orada bir kütüphanenin yazılması netice. Zerreler sebeptir. Seslerin nakli netice. Bu sebeplerin hiçbiri neticeleri hasıl edecek kuvvet ve kabiliyete sahip değildir. Bu da ispat eder ki bütün bu sebepler Bismillah demekte ve Allah'ın emri dairesinde çalışmaktadır. İkinci misalde demek her bir ağaç Bismillah der. Hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor, bizlere tablacılık ediyor. Tablacı, pazarlarda mallarını tabla üzerinde satan kimse. Bir ağacın lisan-ı hal ile nasıl Bismillah dediğini anlamak için gelin bir ağaca kulak verelim. Ne dediğini işitelim. Her bir ağaç lisan-ı haliyle şöyle der. Ben nihayetsiz, sınırsız acizim. Meyveyi yaratabilmek için ise nihayetsiz, sonsuz kudret sahibi olmak gerekir. Yine ben nihayetsiz cahilim. Meyveyi yapabilmek için ise nihayetsiz ilim sahibi olmak gerekir. Hem benim iradem de yok. Meyvenin varlığını yokluğuna tercih edemem. Halbuki meyveyi yaratabilmek için irade sahibi olmak ve meyvenin varlığını yokluğuna tercih edebilmek gerekir. Yine bende zerre miskal hikmet yok. Aklım, şuurum yok ki hikmetim olsun. Halbuki meyvede nihayetsiz bir hikmetin izi gözükmektedir. Daha bunlar gibi meyveyi yaratabilmek için onlarca sıfata sahip olmak gerekir. Bende ise bu sıfatların binde biri bile yoktur. İşte bu halim de ispat eder ki meyveyi yaratan ben değilim. Ben sadece bir sebebim ve faili hakiki olan Allah'ın kudretine bir perdeyim. Dallarımı adeta rahmetinin eli yapan ve rahmetinin hediyelerini dallarıma takan Allah'tır. Ben aczimin lisan-ı haliyle Bismillah diyor ve bu mucizane fiilin faili olmadığımı ilan ediyorum. İşte her bir ağaç aczinin lisan-ı haliyle Bismillah der ve meyvenin hakiki faili olmadığını ilan eder. Zaten Bismillah demesi, kendini faillikten azletmesinin temsili bir ifadesidir. Bu hakikati Kur'an da birçok ayet-i kerimesiyle beyan etmiştir. Birkaçını zikirle tefekkürümüzü genişletelim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Gökten bir su indirdi.
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ Ve o su ile sizin için rızık olarak meyveler çıkardı. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعِ Allah sizin için o suyla ekini bitirir. وَالزَّيْتُونَ Zeytini وَالنَّخِيلَ Hurmalıkları وَالْاَعْنَابِ Üzümleri وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ Ve her çeşit meyveleri. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا Biz onunla renkleri farklı farklı meyveler çıkardık. Daha bunlar gibi birçok ayetiyle Kur'an meyveye dikkat çekiyor. Ve icadını kudret-i ilahiye isnat ediyor. Yani Allah'ın kudretine dayandırıyor. Yani Kur'an diyor ki, her bir ağaç Bismillah der, hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini doldurur, sizlere tablacılık eder. Üstadımız aynı hakikatin üçüncü misalini şöyle veriyor. Her bir bostan Bismillah der, matbahe-i kudretten bir kazan olur ki, çeşit çeşit, pek çok muhtelif leziz taamlar, İçinde beraber pişiriliyor. Ağaç için yaptığımız aynı muhakemeyi bahçe için de yapabiliriz. Şöyle ki, nebatatı pişirmek, yani bitkileri yaratmak için sonsuz bir kudrete ihtiyaç vardır. Toprakta ise bu kudret yoktur. Nebatatı pişirmek için muhit bir ilme, her şeyi kuşatan bir ilme ihtiyaç vardır. Toprakta ise bu ilim yoktur. Nebatatı pişirmek için mutlak bir iradeye ihtiyaç vardır. Toprakta ise bu irade yoktur. Nebatatı pişirmek için sonsuz bir hikmete ihtiyaç vardır. Toprakta ise bu hikmet yoktur. Bu sıfatlara ve diğerlerine sahip olabilmek için evvela hayat sahibi olmak gerekir. Toprağın ise hayatı dahi yoktur. İşte toprak aczinin lisanı haliyle yani bu işi yapmak için gerekli sıfatlara sahip olmamanın lisanıyla Bismillah der. Bismillah demesi şu manadadır. Bu nebatatı pişiren ben değilim. Benim buna ne gücüm ne de kabiliyetim vardır. Belki ben rahmet-i ilahiyenin yani Allah'ın sonsuz rahmetinin bir kazanıyım ki bu kazanda muhtelif leziz taamlar emri ilahiyle Allah'ın emriyle pişer. Ben mastar değil, mazharım. Menba değil, makesim. Fail değil, münfailim. Yani yapan ben değilim. Ben sadece bir vesileyim. Üstadımız dördüncü misali şöyle beyan ediyor. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der, rahmet feyzinden birer süt çeşmesi olur. Bizlere Rezzak namına en latif, en nazif, ab-ı hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Evet, inek, deve, koyun ve keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der. Bu Bismillah ile bir süt çeşmesi olurlar. Kan ve fışkı arasından tertemiz bir sütü çıkarıp Allah namına bize takdim ederler. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi Bismillah demek o işi yapmaktan aciz olmanın ve faili hakikinin onu hakkıyla yapanın Allah olmasının temsili bir ifadesidir. Yani bu hayvanlar aczlerinin lisan haliyle şöyle derler. Bizler yeşil bir ot yiyor ve bembeyaz bir süt çıkarıyoruz. Yeşil bir otu süte çevirip kan ve fışkı arasından tertemiz bir süt çıkarmak bizim fiilimiz olamaz. Çünkü bu işi yapabilmek için ilim, irade, kudret ve hikmet gibi birçok sıfata sahip olmak lazımdır ki bunların hiçbiri bizde bulunmaz. Zaten adımız hayvandır. Hayvan olan da bunlar olur mu? Madem olmaz, o halde bu sütü yapan biz değiliz. Bu sütü yapan, bu sıfatlarla muttasıf olan Allah'tır. Bizler Allah'ın birer memuru ve kudretinin perdeleriyiz. Biz de O'nunuz, süt de O'nun ve her şey de O'nun. İşte bu mana onların Bismillah demesiyle temsil edilmiş. Bismillah demek, bu işi ben yapmıyorum. Ben ancak Allah'ın vazifedar bir memuruyum.
zerre miskal icatta tesirim yoktur demektir. Bu hakikati Kur'an da şu ayet-i kerimesiyle beyan etmiştir. Estaizu billah ve inne lekum fil en'ami le'ibrah. Şüphesiz en'amda, yani inek, deve, koyun ve keçi gibi hayvanlarda sizler için bir ibret vardır. Nusqikum mimma fi butunihi min beyni farsin ve dam. Onların karnından, kan ve fışkı arasından size içiririz. Labanan halisan sa'igal lişşaribin. İçenlerin boğazından kolayca geçen halis bir sütü. Kur'an bu ayet-i kerimesiyle diyor ki, her bir inek, deve, koyun ve keçi Bismillah der. Kan ve fışkı arasından tertemiz bir sütü çıkarır. Adeta rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur. Sizlere Allah namına ab-ı hayat gibi bir gıdayı takdim eder. Üstadımız aynı hakikatin 5. misalini şöyle veriyor. Her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları Bismillah der. Sert olan taş ve toprağı deler geçer. Allah namına, Rahman namına der, her şey ona musahhar olur. Bir karatecinin üst üste dizilmiş mermerleri bir vuruşta kırdığını gördüğümüzde karateciyi ne çok överiz. Halbuki basit bir bitki bundan çok daha fazlasını Bismillah diyerek yapmaktadır. Lakin ülfet ve gaflet bırakmaz ki bu acayip icraatı görüp o bitkinin Bismillah sözünü işitelim. Taş ve kayaların üzerindeki ağaç ve bitkileri görmüşsünüzdür. İpek gibi yumuşacık damarları nasıl da taşı ve kayayı delmiş ve geçmiştir. Hatta bir kısmı taşı paramparça etmiştir. O ipek gibi yumuşak damarların bu taş ve kayayı kendi kuvvetiyle delmesi mümkün değildir. Zira böyle bir kuvvet o damarda yoktur. O halde sorumuz şu: böyle yumuşak damarlar bir kayayı nasıl delip geçiyor? El cevap, Bismillah diyerek delip geçiyor. Yani Allah namına hareket ettiği için o taş ona musahhar olur. İşte Bismillah'taki kuvvet. Bu hakikatten, kıssadan hissemiz şu ola: İpek gibi yumuşacık kök ve damarlar taş gibi sert bir cismi deliyor ve parçalıyor. Çünkü Bismillah diyor. Allah namına hareket ettiği için taş ona musahhar oluyor. O halde biz de canı gönülden Bismillah desek, Allah namına hareket edip onun hesabına işlesek, taş gibi gönüller bize musahhar, yani hizmetkar olur. En zor işler bize kolaylaşır. Kainat bize boyun eğer. Ey nefsim, bakmaz mısın? Bismillah'ın hakikatine ulaşan ehlullah, yani Allah dostu evliyalar, aslana binmiş, aslanı kendine at yapmış. Bir kısmı denizde yürümüş de batmamış. Bir kısmına cihanı titreten padişahlar musahhar olmuş. Onlar bu işleri kendi kuvvetleriyle mi yapmışlar? Hayır. Bismillah'ın kuvvetiyle, yani Allah namına hareket edip ona dayanmakla yapmışlar. İşte bu kuvvettir Hazreti Musa'ya denizi yardıran. Bu kuvvettir Hazreti Meryem'e gökten sofra indiren. Bu kuvvettir Hazreti İbrahim'e ateşi serin ve selametli kılan. Bu kuvvettir Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a güneşi ve ayı teshir eden. Ve hakeza. Bu dersten ödevimiz şu olsun: önce ağaçlara bakalım, dallarına takılan meyveleri görelim. Ağacın lisan-ı haliyle Bismillah dediğini işitip biz de onunla birlikte Bismillah diyelim. Sonra bağ ve bahçelere bakalım. Bir kazan olup nasıl kaynadığını ve içinde nebatatın nasıl piştiğini görelim. Toprağın lisan-ı haliyle Bismillah deyip kendini faillikten azlettiğini işitelim. Biz de onunla birlikte Bismillah deyip kudret-i ilahiyenin bu acayip icraatı karşısında hayret ve muhabbetle secde edelim. Sonra sütü düşünelim. Sütün kan ve fışkı arasından nasıl bembeyaz çıktığını tefekkür edelim. O hayvanın Bismillah dediğini iman ile işitip biz de onunla birlikte Bismillah diyelim. Sonra kök ve damarların taş ve kayaları nasıl parçaladıklarını tefekkür edelim.
o ipek gibi yumuşak damarların Bismillah diyerek neye kadir olduklarını düşünüp Bismillah sözlerini işitelim. Biz dahi Bismillah'ımız ile onlara iştirak edelim. Unutmayın, mesele çok okumak değil. Manayı akla, kalbe, ruha ve latifelere işletmektir. Bunun da en kısa yolu tefekkürdür. Bir günümüzü sadece bu 5 misalin tefekkürüyle geçirsek, elhak layıktır, hatta azdır. Üstadımız 6. misali şöyle beyan ediyor. Evet, havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi. Bu cümlede iki madde var. Birincisi, dalların havada intişarı. İki, meyve vermesi. Meyve vermesi bahsini daha önce mütalaa etmiştik. Üstadımız aynı noktaya burada bir daha dikkat çekmiş. Biz bu makamda sadece dalların havadaki intişarını mütalaa edeceğiz. Ağaçlar yer çekimine karşı büyürler. Eşya normal şartlarda yukarıya doğru hareket etmez. Aşağıya doğru hareket eder. Mesela yüksekten bir şey bıraksanız aşağıya doğru düşer. Ağaçlar ise bu kanuna meydan okumaktadır. Ağacın bulunduğu zemin ne kadar eğimli olursa olsun hep gökyüzüne doğru dikine büyür. Bilim adamları bunun sebebini hala keşfedememişler. Üstadımız ise bu keşfi kolayca yapıyor ve diyor ki her bir ağaç Bismillah der. Bismillah'ın kuvvetiyle yer çekimi kanununa meydan okur ve gökyüzüne doğru dikine büyür. Demek işin sırrı Bismillah'tadır. Elbette ismi Hakim'in tecellisiyle bu işin basit bir sebebi de vardır. Ancak sebep sadece bir perdedir. Hakikatte işi yapan Allahu Teala'dır. Şu noktaya da dikkat çekelim. Ağaçların üst dallarının hiçbiri birbirine dokunmamaktadır. Bilim adamları buna taç utangaçlığı adını koymuşlar. Dalların bu dizilişi fotosentez yapabilmeleri için en mükemmel diziliştir. Şimdi bu diziliş hakkında biraz tahlil yapalım. Ağaç fotosentezin ne olduğunu bilmez. Bunu bilmek ilim ister ki ağacın ilmi yoktur. Peki ilmi olmayan ağaç fotosenteze en uygun pozisyonu nasıl alıyor? Hadi ilmi var, fotosentezin ne olduğunu biliyor diyelim. Ancak sadece ilim yetmez ki, ayrıca kudreti de olmalıdır. Koca dallara hükmetmeli ve onları uygun pozisyona sevk etmelidir. Kudreti olmayan, gücü olmayan ağaç bu işi nasıl yapıyor? Hadi diyelim ki kudreti de var, gücü de var ancak bu da yetmez. İrade de lazımdır. Ağacın ise iradesi yoktur. Peki iradesi olmayan ağaç dallarına bu pozisyonu nasıl vermektedir? Şimdi de dalların gökyüzüne doğru büyümesi üzerine soralım. Ağaç hangi kuvvetiyle yer çekimine meydan okuyor ve karşı koyuyor? Bunu neden yapıyor? Gökyüzüne doğru büyüyüp dallarına meyveler takmak ağaç için niçin önemli? Ağaç bütün bunları kendi başına mı yapıyor? Hayır, kendi başına yapmıyor. Belki Bismillah diyor ve kudret-i ilahiyeye istinad ediyor. Zaten ağacın Bismillah demesinin manası, aczinin lisan-ı haliyle kendini faillikten azledip, işi faili hakiki olan Allah'a havale etmesidir. Üstadımız aynı hakikatin 7. misalini şöyle veriyor. O sert taş ve topraktaki köklerin kemali suhuletle intişar etmesi ve yer altında yemiş vermesi. Bu cümlede iki madde var. 1. Köklerin taş ve toprağa delip kolaylıkla yayılması. 2. Yer altında meyve vermesi. Köklerin taş ve toprağa delmesi bahsini önceki dersimizde mütalaa etmiştik. Üstadımız aynı noktaya burada bir daha dikkat çekmiş. Biz bu makamda sadece yer altında meyve vermesini mütalaa edeceğiz. Patates, havuç, turp, kereviz, pancar, şeker pancarı ve zencefil gibi birçok sebze toprak altında yetişmektedir. Bu sebzeler güneşi görmeden karanlık ve daracık bir yerde büyürler. Sorumuz şu, faydaları saymakla bitmeyecek olan bu sebzeler toprak altında nasıl yetişmektedir? Karanlık bir yerde nasıl büyümektedir? İnsan vücuduna faydalı olan mineralleri bünyelerinde nasıl toplamaktadır?
insan diline uygun lezzeti nasıl almaktadır? Üstadımız bu soruların cevabını şöyle veriyor. Bismillah derler. Allah'ın kudretine dayanıp onun namına işlerler. Üstadımız 8. misali şöyle beyan ediyor. Hem şiddeti hararete karşı aylarca nazik yeşil yaprakların yaş kalması. Yazın sıcakta 1-2 saat güneşin altında kalsak başımıza güneş geçer. Halbuki ağaçlar bütün bir yazı güneş altında geçirirler de yeşil yapraklarına hiçbir şey olmaz. Güneş o hararetiyle birlikte yaprakları kurutamaz ve solduramaz. Üstadımız bu halin tabiatçılara tokat vurduğunu şöyle beyan ediyor. Tabiyyunun ağzına şiddetle tokat vuruyor. Kör olası gözüne parmağını sokuyor ve diyor ki en güvendiğin salabet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar ki o ipek gibi yumuşak damarlar birer asay Musa aleyhisselam gibi fekul nadrib bi'asakel hacer emrine imtisal ederek taşları şak eder. Ve o sigara kağıdı gibi ince nazenin yapraklar birer azay İbrahim aleyhisselam gibi ateş saçan hararete karşı ya naru kuni berden ve selama ayetini okuyorlar. Tabiatçılar her şeyi sebep ve kanunlarla izah etmeye çalışırlar. Bu kanunlardan ikisi de salabet ve hararettir. Önce salabet hakkında konuşalım. Salabetin bilimsel karşılığı mukavemettir. Bunu inceleyen bilim dalına da mukavemet bilimi denir. Mukavemet bilimi, mekanik bilimin bir alt dalıdır. Cisimlerin dış etkilere karşı gösterdiği tepkiyi inceler. Mesela der ki, şu sertlikteki bir kayayı delmek için şu kadarlık bir kuvvet uygulamak gerekir. Bu kadarlık bir kuvvet uygulanmazsa bu kaya delinmez. Ağaçların ipek gibi yumuşak damarları ise mukavemet biliminin bütün kurallarını deler geçer. Hiçbir kuvvet uygulamadan taş ve kayaları parçalar. Bununla da tabiat perestlerin ağzına tokat vurur. Kör olası gözlerine parmağını sokar ve lisan haliyle şöyle der. Ey tabiat perestler! Siz eşyanın icadını sebep ve kanunlarla izah ediyor ve faili hakikiden gaflet ediyorsunuz. İşte güvendiğiniz mukavemet kanunu. Nasıl da delmişim ve geçmişim. Benim bu halim Hazreti Musa'nın haline benzer. Hazreti Musa aleyhisselam asasını taşa vuruyor ve taşı parçalıyordu ki bu hadiseyi Kur'an şu ayetiyle beyan eder. فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ Biz Musa'ya asan ile taşa vur dedik. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا Hazreti Musa asasıyla taşa vurdu da taştan 12 göz pınar fışkırdı. İşte ey tabiyyun! Ben de Kur'an'ın bu emrine imtisalen Bismillah diyerek taşa vururum. Taş paramparça olur. Demek en güvendiğiniz mukavemet kanunu dahi emri ilahiyle hareket ediyor. Sizin fail olarak gördüğünüz bütün kanunlar fail değil, kudreti ilahiyenin bir perdesidir. Hakikatte işi yapan kanunlar ve sebepler değil, o kudretin kendisidir. İşte ipek gibi yumuşak kök ve damarlar, lisan-ı halleriyle böyle diyorlar. Şimdi biraz da hararet yani sıcaklık üzerine konuşalım. Yüksek sıcaklığın canlılar üzerinde negatif bir etkisi vardır. Canlıların ölümüne dahi sebep olabilir. Ancak ağaçların nazenin yaprakları bu etkinin dışındadır. Yapraklar güneşin yakıcı hararetine karşı aylarca yeşil kalır. Nasıl ki İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında Allah-u Teala ateşe ya naru kuni berden ve selama ey ateş serin ve selametli ol demişti. Ateş de bu emre imtisalen serin ve selametli olmuştu. Aynen bunun gibi yapraklar da güneşin hararetine karşı sanki ya naru kuni berden ve selama ayetini okurlar. Ey hararet bize karşı serin ve selametli ol derler. Hararet de emri ilahiyle onlara itaat eder, serin ve selametli olur. İşte bu halde ispat eder ki, salabet gibi hararet dahi emir tahtında hareket etmektedir. Allah'ın yak dediğini yakmakta, serin ve selametli ol dediğine de serin ve selametli olmaktadır. Sözün özü, kanunlar fail değil, münfaildir.
Halık değil mahluktur. Mucit değil mevcuttur. Faili hakiki, Halık, Mucit ve Müsebbibül Esbab yalnız ve yalnız Allahu Teala'dır. Üstadımız bütün mevcudat lisan-ı hal ile Bismillah der dedi ve buna dair 8 misal verdi. Şimdi 8 misali bir daha tekrar ederek meseleyi toplayalım. 8 misal şunlardı. 1. Zerrecikler gibi tohum ve çekirdeklerin koca ağaçları taşıması ve dağ gibi yükleri kaldırması. 2. Ağaçların hazine-i rahmet meyveleriyle ellerini doldurması ve bizlere tablacılık etmesi. 3. Bostanların matbahayı kudretten bir kazan olması ve içinde pek çok muhtelif leziz tamların pişmesi. 4. İnek, deve, koyun ve keçi gibi mübarek hayvanların rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olması ve süt gibi en latif bir gıdayı bizlere takdim etmesi. 5. İpek gibi yumuşak kök ve damarların sert olan taş ve toprağı delip geçmesi. 6. Dalların havada intişarı. 7. Sebzelerin yer altında yemiş vermesi. 8. Yeşil yaprakların şiddeti hararete karşı aylarca yaş kalması. Bütün bu misallerin odak noktası sebep ile netice arasındaki dengesizliktir. Şöyle ki, sebepler gayet acizdir. Neticenin husulü için nihayetsiz bir kudret gerekmektedir. Sebepler gayet cahildir. Neticenin husulü için ise nihayetsiz bir ilim gerekmektedir. Sebeplerin iradesi yoktur. Neticenin meydana gelmesi için ise irade gerekmektedir. Sebeplerin hayatı yoktur. Netice ise hayat sahibidir. Bütün bu cihetler ispat eder ki, neticeleri yaratan bu sebepler olamaz. Sebepler ancak bir perdedir. Her bir sebep, aczinin lisan-ı haliyle kendisini faillik makamından azleder. İşte bu azlediş, Bismillah demeleriyle temsil edilmiştir. Bu odak noktasını öğrendikten sonra, misalleri kendimiz çoğaltabiliriz. Bal arısı Bismillah der ve bal gibi bir gıdayı bizlere takdim eder. İpek böceği Bismillah der, ipek gibi yumuşak bir elbiseyi bize giydirir. Tavuk Bismillah der ve yumurta gibi bir gıdayı bize takdim eder. Bulut Bismillah der ve yağmur damlalarını yeryüzü ahalisine gönderir. Deniz Bismillah der ve taze bir et ambarı olur. Ve hakeza. Kardeşlerim, mesele sadece okumak ya da okuduğumuzu anlamak değildir. Asıl mesele hakikati kalbe, akla, ruha, latifelere işlemektir. Bunun yolu da tefekkürden geçer. Tefekküre çok önem vermeli ve okuduğumuz hakikatleri derinlemesine tefekkür etmeliyiz. Bunu yaparsak inşallah Risale-i Nurlar bizi insanı kamil makamına çıkarır. Her bir risale bir mürşit olup imdadımıza koşar, manevi yaralarımıza merhem olup bizi terbiye eder. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz dahi Bismillah demeliyiz. Allah namına almalıyız. Allah namına vermeliyiz. Öyleyse Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Burada Üstad Hazretleri 4 şeyi yapmamızı nasihat etti. 1. Bismillah demeliyiz. 2. Allah namına vermeliyiz. 3. Allah namına almalıyız. 4. Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz dahi Bismillah demeliyiz. Allah namına almalıyız. Allah namına vermeliyiz. Öyleyse Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Burada Üstad Hazretleri 4 şeyi yapmamızı nasihat etti. 1. Bismillah demeliyiz. 2. Allah namına vermeliyiz. 3. Allah namına almalıyız. 4. Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. 1. Bismillah demeliyiz. Her işimize başlarken Bismillah ile başlamalı ve bununla rahmet-i ilahiyenin ve kudret-i Rabbaniyenin celbine çalışmalıyız. Bir işe besmele ile başlamanın önemine dair hadis-i şerifleri birinci dersimizde nakletmiştik. Dilerseniz bu cümlenin izahı olarak tekrar izleyebilirsiniz. 2. Allah namına vermeliyiz.
verdiğimiz kişiden minnet beklememeli ve Allah'ın malını Allah'ın kuluna verdiğimizi düşünmeliyiz. Bu hakikati Kur'an şu ayetleriyle ders vermektedir. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tubtilu sadakatikum bil menni vel eza, sadakalarınızı başa kakmak ve eziyet etmekle boşa çıkarmayın. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, enfiku mimma razaknakum, sizlere rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak edin. Yani infak ettikleriniz sizin değildir. Bilakis onlar bizimdir. Onları size rızık olarak biz vermişizdir. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَت۪يمًا وَأَس۪يرًا Düşküne, yetime, esire seve seve yedirirler. اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُر۪يدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا Ve derler ki, biz sadece size Allah rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Yani size Allah namına veriyoruz. Kur'an daha bunlar gibi birçok ayetiyle Allah namına vermeyi emreder. Allah namına vermenin alameti şudur ki, kişi verdiği kimseden ne bir karşılık, ne bir teşekkür, ne de bir minnet bekler. Eğer beklerse bilsin ki o Allah namına vermemiştir. 3. Allah namını almalıyız. Yani alırken asıl verenin Allah olduğunu bilmeli ve sebebi sadece bir vasıta kabul etmeliyiz. Alırken Allah'tan gaflet etmek ve nimeti vasıtadan bilmek Allah namını almadığımızın delilidir. Birazdan bu mesele 17. lemadan yapacağımız nakille tam manasıyla açılacaktır. 4. Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Eğer veren kişi bizden minnet bekliyorsa, kendini mal sahibi zannedip kendi malını verdiğini zannediyorsa ve verdiğini başımıza kakacaksa ondan almamalıyız. Peki almak zorundaysak ne yapacağız? Hem bu sorunun cevabı hem de okuduğumuz bölümün bir şerhi olması için 17. lemadan şu bölümü nakletmek istiyorum. Esbab-ı zahiriye yani zahiri sebepler eliyle gelen nimetleri o esbab hesabına almamak gerektir. Eğer o sebep ihtiyar sahibi değilse, mesela hayvan ve ağaç gibi, doğrudan doğruya o nimeti Cenab-ı Hak hesabına verir. Madem o lisan hal ile Bismillah der, sana verir, sen de Allah hesabına olarak Bismillah de, al. Zahiri sebepler eliyle gelen nimetleri o sebeplerden bilerek almamalıyız. Eğer zahiri sebebin iradesi yoksa, hayvan ve ağaç gibi, o nimeti doğrudan doğruya Allah hesabına verir ve lisan-ı haliyle Bismillah der. Biz de ondan alırken Bismillah demeli ve Allah hesabına almalıyız. Mesela meyveyi ağaçtan koparırken, ineği sağarken, yumurtayı tavuğun altından alırken Bismillah demeliyiz. Bu Bismillah ile de şu manayı kastetmeliyiz. Bu nimetin sahibi sen değilsin. Sen de sana takılan bu nimet de Allah'ındır. Ben bu nimeti senden değil Allah'ın rahmetinden alıyorum. Bu itikadımı da Bismillah ile ilan ediyorum. Eğer o sebep ihtiyar sahibi ise o Bismillah demeli, sonra ondan al. Yoksa alma. Çünkü وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Üzerinde Allah'ın ismi zikredilmeyen şeylerden yemeyiniz. Ayetinin manayı sarihinden yani açık manasından başka bir manayı işaresi şudur ki mün'imi hakikiyi hatıra getirmeyen ve onun namıyla verilmeyen nimeti yemeyiniz demektir. O halde hem veren Bismillah demeli hem alan Bismillah demeli. Eğer zahiri sebebin iradesi varsa insan gibi evvela o verirken Bismillah demeli, sonra da biz alırken Bismillah demeliyiz. Veren Bismillah derken şu manayı kastetmelidir. Sana verdiğim bu nimet benim değildir, Allah'ındır. Bu sebeple sakın bana minnet duyma ve boyun bükme. Nimeti Allah'tan bil ve ona minnet et. Alan da Bismillah derken şu manayı kastetmelidir. Evet, biliyorum bu nimet senin değildir. Ben senden değil, rahmet-i ilahiyeden alıyorum. Senin bir sebep olduğunu biliyor ve sana minnet duymuyorum. Ancak bu nimet senin elinle geldiği için sana dua edeceğim.
Eğer veren Bismillah demiyor ve kendi malını verdiğini zannediyorsa ondan almamak gerekir. Kendi hesabını verdiğini zanneden kimse verdiğinden minnet bekler. Bu ise sadakayı bozar. Eğer o Bismillah demiyor fakat sen de almaya muhtaçsan, sen Bismillah de, onun başı üstünde rahmeti ilahiyenin elini gör, şükürle öp, ondan al. Yani nimetten inama, yani nimet vermeye bak, inamdan mün'imi hakiki, yani nimetin hakiki sahibini düşün. Bu düşünmek bir şükürdür. Sonra o zahiri vasıtaya istersen dua et. Çünkü o nimet onun eliyle size gönderildi. Eğer veren Bismillah demiyor, ancak bizim de almaya çok ihtiyacımız varsa, bu durumda biz alırken Bismillah demeli ve onun başı üzerinde rahmet-i ilahiyenin elini görmeliyiz. O eli şükürle öpüp ondan almalıyız. Yani nimet üzerinde nimet verme fiilini görmeli, nimet verme fiilinden de mün'imi hakiki, yani nimet verme fiilinin hakiki faili olan Allah'ı düşünmeliyiz. Bu düşünmek bir şükürdür. Sonra istersek o vasıtaya dua etmeliyiz. Çünkü o nimet bize onun eliyle gönderildi. Burada çok ince bir çizgi var. Şöyle ki, nimeti Allah'tan bilmeliyiz. Ancak vasıtaya karşı da nankörlük etmemeliyiz. Vasıtaya yapılacak dua bir nevi vefa olup kişinin nankörlüğe düşmesini engeller. Vasıtayı bütün bütün reddetmek bir nevi vefasızlıktır. Bu dengeyi çok iyi ayarlamak gerekir. Mesela bizler Risale-i Nur okuyoruz. Şimdi Üstad Hazretlerini reddedip Üstad da kim oluyor? Risale-i Nur'u okuma nimeti Allah'ındır desek bu bir nevi vefasızlıktır. Evet, Risale-i Nur'a talebe olma nimetini Allah'tan bilmeliyiz. Lakin Üstad Hazretlerini de inkar etmemeliyiz. Çünkü bu nimet bize onun eliyle geldi. Demek en layık oydu ki ona ihsan edildi. Ona dua etmeli ve hürmet göstermeliyiz. Bu şuna benzer. Güneşin ışığı bizlere bir ayna vasıtasıyla ulaşıyor olsun. Işığı aynadan bilip güneşi inkar etmek akılsızlıktır. Zira ışık aynanın zati malı değildir. Işık aynanın malı değildir diyerek aynayı kırmak da akılsızlıktır. Evet, ışık aynanın malı değildir. Ancak ayna vasıtasıyla gelmektedir. Aynayı kıran ışıktan mahrum kalır. Yapılacak en doğru iş, aynayı bir vasıta olarak kabul etmek ve güneşin ışığına mazhar olmak için aynayı muhafaza etmektir. Yani şöyle demektir. Ey ayna, ben biliyorum ki bu ışık güneşindir ve senin zati malın değildir. Ancak seni bütün bütün de reddetmiyorum. Zira güneş ışığını seninle bana gönderiyor. Seni kırsam belki güneş başka bir aynayla ışığını gönderir. Belki de beni ışığından mahrum eder. Bunu bilemem. Bu sebeple ben seni muhafaza edeceğim ve senden akseden ışığı güneşten bileceğim. Misaldeki güneş, şemsi ezel ve ebed olan Allahu Teala'dır. Işığı ise Allah'ın ihsan ve nimetleridir. Ayna ise sebeplerdir ki Allah'ın nimetleri bu sebeplerle gelir. Misaldeki aynayı muhafaza ettiğimiz gibi sebepleri de muhafaza etmeliyiz. Bize gelen nimetleri ise sebeplerden değil, Allahu Teala'dan bilmeliyiz. Sual: tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? Bir pazara girdiğimizde 1 kilo elmayı bedava alamıyoruz. Değil 1 kilo, bir taneyi bile bedava vermiyorlar. Halbuki bu kişiler sadece tablacıdır. Ne elmayı yaratmışlar, ne ağacın dalına takmışlar, ne boyasını vurmuşlar, ne faydalı mineralleri içine koymuşlar ve ne de onun hayatı için güneşi, havayı, suyu ona teshir etmişler. Tek yaptıkları dalından koparmak ya da koparandan alıp tezgaha koymak. Bu azıcık emeklerine karşı bizden bir fiyat istiyorlar. Mallarını bedava vermiyorlar. Peki asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? Üstadımız bu soruya şöyle cevap veriyor. El cevap: evet, o mün'imi hakiki bizden o kıymetli nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise 3 şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Başta Bismillah zikirdir.
Ahirde elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymetler harikayı sanat olan nimetler Ehad-i Samed'in mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Genelde bizler Rabbimizin bizden istediği üç şeyden ikisini eda ediyoruz. Nimete besmele ile başlıyor ve hamd ile tamamlayarak zikir ve şükür vazifesini yerine getiriyoruz. Unuttuğumuz ve vermediğimiz ücret ise fikirdir. Şimdi soframızın en kıymetsiz nimeti olarak görünen bir lokma ekmek üzerine biraz tefekkür edelim. Belki bu tefekkür ufkumuzun açılmasına bir parça yardımcı olur. Yediğimiz bir lokma ekmeğin hikayesi belki de aylar öncesinden başladı. Rabbimiz ilham etti de bir çiftçi o tohumu eliyle toprağa attı. Toprak adeta bir annenin sinesi gibi o tohumu sinesine aldı ve Rabbinin emanetini sakladı. Sonra o tohum yarıldı ve ondan bir buğday başağı bitti. Cenab-ı Mevla o başağın üzerine bizim adımızı yazdı ve o nimeti bizim yememizi takdir etti. Bu takdirden sonra hiçbir böcek ona yanaşamadı. Hiçbir sebep ona zarar veremedi. Güneş emr-i Rabbani ile o buğdayın üzerine doğdu. Onu ısıttı ve aydınlattı. Bulutlar sevki ilahi ile yağmurlarını o başağın üzerine boşalttı. Toprak izni Rahmani ile başağın ihtiyaç duyduğu besinleri ona sundu. Her şey adeta o başağın bir hizmetkarı oldu. Nihayet hasat vakti geldi ve o başak hasat edildi. Bundan sonra tarladan ambara, ambardan değirmene, değirmenden çuvala, çuvaldan kamyona, kamyondan fırına, fırından bakkala uzun bir sefer başladı. Elden ele, sırttan sırta nihayet bize ulaştı. Ve şu anda ben onu ısırdım. Bize nimet olarak bile gözükmeyen bir lokmanın ne de uzun bir seyahati varmış. Bir parça ekmeğin bizlere ikram edilmesi nasıl da hummalı bir faaliyetin eseriymiş. Şimdi yediğimiz balı, zeytini, peyniri, içtiğimiz çayı, suyu saymakla bitmeyecek kadar çok nimetleri düşünelim. Bu nimetlerde gözüken Allah'ın kudretini ve rahmetini tefekkür edelim. Daha sonra da o kudret ve rahmetin önünde şükür secdesine gidelim. Üstadımız şöyle devam ediyor. Bir padişahın kıymettar bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece belahet ise öyle de zahiri münimleri medih ve muhabbet edip münimi hakikiyi unutmak ondan bin derece daha belahettir. Ey nefis, böyle ebleh olmamak istersen Allah namını ver, Allah namını al, Allah namına başla, Allah namına işle ve selam. Müthiş bir tevhid dersi. Nimeti esbaptan değil Allah'tan bilmek gerekir. Sebepler o rahmeti ilahiyenin sadece bir perdesi ve kudreti sübhaniyenin bir mazharıdır. Hepsi bu. Ne icatta tesirleri var ne de kudretleri. Allah namına hareket ederler, Allah namına işlerler, Allah namına verirler. Bizler de Allah namına vermeli, Allah namına almalı, Allah namına başlamalı ve Allah namına işlemeliyiz. Bu manaları önceki derslerde mütalaa ettiğimizden tekrar izaha gerek duymuyoruz. Rabbim bu derslerden ders çıkarmayı ve bu dersleri hayatımıza geçirmeyi nasip eylesin. Amin.